Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi, sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkürler. Şimdi bugün kitabımızın 3. ünitesiyle devam edeceğiz. Bu ünitede girişimcilikle ilgili olarak çok sıkça kullanılan kavramlardan birisinden söz edeceğiz. İş modeli kavramı bugün işleyeceğimiz konu. Daha önce belki duymuş olabilirsiniz, duymadıysanız bile bu kavram girişimcilik konusunda oldukça sık kullanılan kavramlardan birisi haline gelmiş durumda. Birçok çalışmada, işte birçok bu konuyla ilgili konferansta, çeşitli etkinliklerde iş modeli kavramının sıklıkla üzerinde durulduğunu görebilirsiniz. Özellikle yani herkes aslında belki aynı anlamı yükleyerek bu kavramı kullanmıyor olabilir. Ancak temel bir tanım yapacak olursak, iş yapış şekli olarak ifade edebileceğimiz bir kavramdır. Özellikle de işte başarısı kanıtlanmış bir iş yapış şekli denilebilir. Burada yine günlük yaşantımızda eğer dikkat ediyorsak çevrede, sizler de bu konuyla ilgili aslında birçok şey görüyorsunuz. Örneğin günlük yaşantınız içerisinde en çok tükettiğiniz, en çok alışveriş yaptığınız bir girişimci ya da en çok alışveriş yaptığınız şey diyelim nedir? Örnek verebilir misiniz? Sıklıkla girip çıktığınız bir iş yeri söyleyin bana. En fazla nereye? Neresi? Üniversite. Üniversite ama kar amacı gütmeyen bir yer. Onun dışında yani mal hizmet aldığınız bir yer neresi var mesela? Ha öyle. Yemek yiyorsunuz değil mi? Yemek yiyor musunuz dışarıda? Evet. Restoranlar. Dışarıda mesela yemek yediğiniz yerleri düşünün. Genellikle aynı yerlere mi gidiyorsunuz? Evet. Peki, neden aynı yerlere gidiyorsunuz örneğin? Hoşumuza gidiyor. Değil mi? Orayı... Hizmetleri güzel olduğu için. Evet. Bir nedenle beğeniyoruz. Yani işte bu hoşumuza gidiyor diye ifade edebiliyoruz. Ya da hizmetlerini beğendiğimiz için diyoruz. Ama aynı hizmeti ya da aynı ürünü satan başka birçok daha yer var değil mi? Yani yemek yemek işte kavramından, hizmeti almaktan söz ettiğimizde bunu yapabileceğiniz birçok yer var değil mi? Ama... Hepimiz ne yapıyoruz? Kendi zevklerimize ve kendimize uygun olan bir ya da birkaç yere daha sıklıkla gidiyoruz. Oraya gitmemizin nedeni de işte orası, her ne yemek yapıyor olursa olsun orası, mutlaka ona benzer başka yerler de var. Ancak bizim oraya gitmemize neden olan şey çoğunlukla o iş yerinin, o girişimcinin iş yapma biçimi oluyor. Aynı yemeği, aynı hizmeti, aynı ürünü başka birçok yerden alabileceğimiz mümkünken biz belirli yerlerde karar kılıyoruz. İşte bu benzer işleri farklı şekillerde de yapılabildiğini gördüğümüz bu uygulamaya, bu bütüne iş modeli adını veriyoruz. Herkes aynı işi farklı bir şekilde yapabiliyor. Ancak özellikle burada işletmenin o iş yerinin kazancını ve bu gelirini nasıl sürdürülebilir kılacağı önemlidir. Evet, bir iş kurdunuz diyelim girişimci olarak. Şu anda bir gelir elde edip kazanç elde etmeye belli bir süre devam edebilirsiniz. Ancak önemli olan bunun sürekliliğini, yani sürdürülebilir bir kar elde etme durumunun oluşturulmasıdır. Yine belki siz de yaşadığınız şehirde görüyorsunuzdur. Bazı iş yerleri açılıyor ve sonrasında ne oluyor? Kısa bir süre sonra kapanabiliyor. Bekledikleri işi yapmadıkları için. Ve çoğunlukla da aslında burada etken olan şey bu iş yerlerinin ya da bu girişimcilerin aslında iş modellerinin doğru olmamasından kaynaklandığını söyleyebiliriz. İş modeli, işte bu işi yapış biçimi dediğimiz şey temelde şu sorulara cevap vermesi gerekiyor. Öncelikli olarak
müşterinin kim olacağı. Yani şimdi her işletme kurduğu işletmeyi, açtığı iş yerini belirli bir müşteri grubuna hitap etmek için açıyor. Burada özellikle hangi gruba hitap edeceğimizi seçme konusuna baktığımızda işletmelerin bazılarının özellikle böyle spesifik müşteri gruplarını seçtiğini görebiliriz. Örneğin bazen işte bu yaş grubuna göre bir müşteri grubu seçilebiliyor. Bazen yaş grubuna değil işte cinsiyete göre işte daha çok kadınlara yönelik daha çok erkeklere yönelik bir grup seçilebiliyor. Daha sonra bu seçilen gruba hangi ürün ya da hizmetin verileceği önem kazanıyor. Bu müşterilerin hangi ürünü ve hizmeti alacağı da ayrışabiliyor tabii ki. Yani belirli bir gruba o iş yeri farklı malları ya da hizmetleri sunabiliyor diyebiliriz. Bir diğer soru, o da şu açıdan önemli. Bu işi kurmaktaki ve yürütmekteki amaç nedir? Kar elde etmektir. Dolayısıyla hangi müşteri gruplarının kar elde edileceğine ilişkin, kar sağlayacağına ilişkin bir bilgi de önemli. Yani iş modeli bu gruplardan hangisinin o girişimcinin temel hedef müşteri grubu olduğunu göstermeli. Bir de tabii ki girişimcilerde hatırlayacağınız üzere bir değer ortaya çıkarmak, bir değer yaratmak için sonuçta bu işi yapıyorlar. Kendileri için ortaya çıkan değer nedir? Kar elde etmektir. Karşı taraf için de çözülecek bir sorun ya da giderilecek bir ihtiyaç önemli hale gelebilir. Bu anlamda hangi müşteri gruplarına da fayda üretilebileceği cevaplanmış olmalı iş modelinin hazırlanmasıyla. Burada çeşitli kavramlardan da söz edecek olursak bir değer üretmeden söz ediyoruz değil mi? Girişimci ne yapar diyoruz? Bir değer üretir. İki değer üretir. Birincisi kendisi için kar. O zaman buradaki ilk soru bu girişimcinin kar modelinin ne şekilde olacağının belirlenmesi gerekiyor. Bir diğer konu müşteri için üretilecek olan değerin ya da çözülecek olan bu sorunun ya da ihtiyacın nasıl sunulacağı önem kazanıyor. Bir diğer nokta işin bir de nesi var? Stratejik boyutu var. Yine kendinizden düşünün. Sıklıkla ne yapıyorsanız, nereden mal ya da hizmet alıyorsanız, aynalarını üreten başka üreticiler de var değil mi? Yani çok kolaylıkla kararımızı değiştirebiliriz aslında. Bu da demek ki neyi gösteriyor? Birçok alanda çok yoğun bir rekabet olduğunu gösteriyor. İşte yemek yiyecekseniz çok sayıda, çok farklı kalitede, çok farklı fiyatlara bir şehirde yemek yeme şansı bulmanız mümkün. Buna benzer biçimde her mal ya da hizmet içinde bu sunduğunuz ürünün ya da hizmetin başka üreticiler tarafından da üretiliyor olduğunu bilmek önemli. Bu nedenle işte rekabetin içerisinde nasıl hayatta kalınır ve devamında da karlılık nasıl sürdürülür buna önem vermek gerekiyor. Bir diğer nokta kapsama bakacak olursak da biliyorsunuz ki bir işletmenin yürüttüğü, sunduğu temel mal ve hizmetlerle ilgili yürüttüğü bir çaba var. Birçok işletme artık çoğunlukla temel olarak yaptığı işe odaklanmayı tercih etmeye çalışıyor. Burada da bu faaliyetlerin ana kısmını kendisi yaparken bazen bir takım faaliyetler dışarıya yaptırılabiliyor. Buna da outsourcing deniliyor. Yani ne demektir bu? Örneğin dışarıdan hizmet almak demek. Yani işte bir işletmenin örneğin temizlik işlerini kendisinin yapmaması ya da bu konuda bir çalışan istihdam etmemesi demektir. Bazen bu doğrudan böyle fiziksel bir takım hizmetler şeklinde olabilir. Örneğin işte temizlik, yemek ya da bazen de ne olabilir? Bazen işte bir takım daha özel bilgi gerektiren çeşitli alanlarda da buna benzer bir uygulama yapılabilir. İşte bu karar da önemli. Bazen her şeyi işletmenin kendisinin yapması
gerekmiyor ya da her şeyi kendisi yapmaya çalışırsa bir işletme burada kaynakları boşa harcamış, vaktini boşa harcamış da olabiliyor. Burada özellikle girişimcilik literatüründe çok sıklıkla kullanılan bir kavram var. Müşteri değer önerisi, müşteri değer önermesi de adı verilen bir kavram bu. Özellikle müşteriye sunulacak bu değer çoğunlukla ürünle de karıştırılabiliyor. İş modelini kurarken bunu belirgin bir biçimde ortaya çıkarmak önemli. Buradan neyi kastediyorum? Şunu, örneğin bir projeksiyon cihazından söz edelim. Bir projeksiyon cihazı ne yapar? Bilgisayardaki ekranı istediğiniz bir alana yansıtmaya yarar. Şimdi eğer değer önerisi olarak projeksiyon cihazının kendinden söz ediyorsak o zaman yanlış yapmış oluruz. Böyle bir cihazın önerdiği değer nedir? Müşterilerin ihtiyacını çözecek şey. Noktaya dikkat etmek lazım. O zaman şu. Büyük ihtimalle bu projeksiyon cihazlarını bulanlar ilk bulurken şu sorunu çözmek için bunu yapmaya çalıştılar. Bilgisayardaki görüntüyü daha büyük bir ekrana yansıtmak. Bunu yansıtırken daha mobil olabilmek, o cihazı istediğiniz yere götürüp istediğiniz yerde yansıtabilmek, herkesin görebileceği bir yerde onu konumlandırabilme kolaylığı ve bilgisayara takıp çalıştıracak kadar kolay ve basit bir cihaz olması da önemli hale gelir. İşte bir projeksiyon cihazının önerdiği değerler, şöyle hemen ilk benim aklıma gelenler bunlar. Özellikle müşterinin hangi ihtiyacını ya da sorununu çözmek istediğimiz bu süreçte büyük önem taşıyor denilebilir. Müşteriye evet bu değeri sunuyor girişimci. İşte sizler de birçok bu sunumu yapan girişimcilerin hizmetlerinden faydalanıyorsunuz. Devamında müşterinin elde ettiği fayda karşılığında girişimcinin nasıl bir kar elde edeceği, bu iş modeli içerisinde gelir elde etme kısmının nasıl özellikle de sürdürülebilir kılınacağının belirli olması gerekiyor diyebiliriz. Özellikle bu model kısmında kilit kaynaklar ve kilit süreçlerden söz edebiliriz. Aslında kilit kavramını ben çok da sevmiyorum. Kilit değil de bence bu anahtar kaynaklar ya da anahtar süreç olsalar daha olumlu olur, değil mi? Buradaki kilit kaynaklar özellikle nelerdir? İşin yürütülmesiyle ilgili olan en temel unsurlar ki bunlar öncelikle tüm kaynakları aslında ifade etmiş oluyoruz. Bu kaynaklar içerisinde insan kaynakları, teknoloji, ürünler, tesisler, ekipmanlar ve diğer paydaşlar. Paydaş kavramını biliyor musunuz? Ne demektir paydaş? Evet, etkilenen ve etkileyebilen. Onlar mı? Etkileyebilen ortak gibi bir şey. Paydaş dediğimiz şey, yani bir işletmenin örneğin bir işletmenin paydaşları diyorsak, bir işletmenin paydaşları o işletmeyle ilişkisi olan herkes demektir. Yani sadece bir işletmeyle ilişkisi olanlar dediğimizde ne düşünülür? Öncelikle müşteriler gelir değil mi aklımıza? Aslında sadece müşterilerle ilişkisi yoktur bir işletmenin. İşte mal sağlayanlar, tedarikçiler, kendi insan kaynakları, işin yürütülmesinde ilişkide bulunduğu herkes, yani örneğin işte kargo şirketi, taşıma şirketi gibi birçok alan burada kilit kaynak haline gelebilir. Bazen de işbirlikleri, ortaklar, bunlar da kilit kaynaklar haline gelir. Süreç dediğimizde de neden bahsetmiş oluyoruz? Süreç nedir? Girdileri olan ve bu girdilerin işlenmesi sonucunda çıktılar ve sonuçlar üretilen bir uygulamadır süreç dediğimiz şey. Dolayısıyla kilit süreçler işletmenin işini yaparken ilgili olduğu bütün süreçlerdir. Yani işte daha önce de söz ettik belki, tasarım burada önemli. İşte biraz önce sözünü ettiğimiz dış kaynak kullanımı, outsourcing önemli.
En önemlilerinden bir tanesi de nedir? Doğrudan üretim sürecinin kendisidir. Bu üretimin nasıl gerçekleştirildiğidir. İşte planlanması, satışları gibi birçok alan bu iş modeli içerisinde kilit süreçler olarak yer alabilir. İnovasyon kavramından daha önce de söz ettik değil mi? İnovasyon ne demekti hatırlıyor musunuz? Ticariye dönüşebilen yenilik, ticari olabilen. Evet, ticarileşebilir yenilik demekti değil mi? Yani yeni bir icat ortaya konulmuş, bulunmuş bir şey değil sadece. Bu uygulamanın bir de ticarileşebilir olması gerektiğinden söz etmiştik. Dolayısıyla iş modeli inovasyonu da iş modelinin yapılmasındaki ortaya çıkan bir inovasyon ya da yenilik demektir. Yani bu yeniliğin de sonucunda da ne ortaya çıkması gerekir? Bu sürecin iş yapmada etkili hale gelmiş olması gerekir. İş modeli inovasyonu o zaman şununla ilgilidir. Yani yapmış olduğunuz işi nasıl yapıyorsanız burada değiştireceğiniz bir en küçük bir parça bazen işin tamamını etkileyebilir. Bu nedenle de bir girişimcinin o işletmeyle ilgili tüm bilgilere, tüm detaylara sahip olması gerekir. O iş modelinin tüm parçalarını bilmek zorundadır girişimci. Eğer bilmiyorsanız yani baştan sona burada ortaya çıkabilecek sorunlarda ne yapacağını bilmekte güç hale geliyor. Dolayısıyla bir girişimcinin iş modelinin hepsini işte kaynakları, süreçleri, üretim süreci hepsiyle beraber biliyor olması önemli. Bir diğer noktada iş modelinde bir inovasyon yapmak gerekiyorsa burada özellikle insanların sorunlarını çözmek ya da ihtiyaçlarını gidermek konusunda başkalarının söylemediği şeyleri söylemekte büyük bir etki söz konusu. İşte bu iddialı bir takım önerilerle ortaya çıkılıyor olması girişimcilerin daha yüksek kar elde etme ve işlerinin sürdürülebilirliğini sağlama konusunda da daha büyük fırsat veriyor denilebilir. Bir de şimdi girişimcilik sürecinden söz edecek olursak, buraya kadar hep işte girişimcilik kavramından söz ettik daha önceki derslerimizde. Bu kavramın içerisinde neler var? Bunlardan söz ettik. Girişimcilik süreçleri de şu demektir. Girişimcilik faaliyetinin yürütüldüğü girdileri bir işleme süreci, sonuçları ya da çıktıları olan bir bütündür girişimcilik süreci. Neyle başlar bu süreç öncelikle? Bu süreç elbette öncelikle iş fikrinin bulunmasıyla başlar. İş fikrinin aranması ya da bulunması en önemli nokta. Daha sonra iş fikrinin seçilmesi, iş fikrinin uygulanmaya hazırlanması ve sonra artık neye? Yatırıma geçilmesi aşaması gelir diyebiliriz. İş fikirlerinin aranıp bulması özellikle girişimcilerin bu konuda ne kadar açık oldukları, değişimi ne kadar fark edebildikleriyle ilgilidir. Sizler de işte günlük yaşantınızda dışarıda birer tüketici olarak yer alıyorsunuz. Çeşitli ürünleri, hizmetleri alıyorsunuz. Ancak bazıları ne yapıyor? Bazıları burada bu sürece daha dikkatli bakıyor. Ve sonucunda da ortaya çeşitli kaynaklardan gelen sinyaller algılanıp uygulamaya geçirilebiliyor. Bu sinyaller nerelerden kaynaklanabilir? Bu sinyaller işte doğrudan tüketicilerin dile getirdikleri ihtiyaçları ya da sorunları olabilir. Teknolojinin değişiminden kaynaklanan bir nedenle ortaya çıkıyor olabilirler. Ya da bazen işte bir takım yasal değişiklikler bile bir iş alanı yaratabilir. Ya da daha önce olan bir alan yeni yapılan yasal düzenlemeyle ortadan da kalkıyor olabilir. Demek ki etrafta ve çevremizde gerçekleşen bu iş fikrini yaratan değişimleri algısı yüksek bir biçimde izleyenler başarılı olma şansına sahip oluyorlar.
Daha sonra iş fikrini seçme sürecine geldiğimizde öncelikle en temel kriter şu: iş fikrinin uygulanabilir olması. Şimdi birçok insanın iş fikri var ancak bu iş fikrini uygulama olanağı yok. Örneğin şu anda birisi gelip işte yaşadığınız şehirde bir su kaynağı olduğunu ve bu kaynaktan içme suyu şişeleme işini yapacağını söyleyebilir. Ancak bu sözünü ettiğim iş, yani bir içme suyu şişeleme tesisi kurmak öyle küçük bir yatırım değildir. Dolayısıyla bunun ne kadar yapılabilir olduğu, herkesin hangi ölçekte bir işi yapabileceğini de bilmesi gerekiyor. Uygulanabilirlikle beraber bir de bunun, bu fikirlerin feasible olanı, yani yapılabilir olanının yapılması gerekli. Bazı fikirler bazen teknik nedenlerle de yapılamaz durumda oluyor. Şimdi bir girişimci öyle bir fikir ortaya atıyor ki, işte yapacağım aletle, bu saydam cihazla örneğin projeksiyonun yerini tutacak bir şey yapmayı hayal ediyor diyelim. Ancak buna ilişkin yeterli teknik bilgi söz konusu değilse, o zaman zaten bu işin gerçekleşmesi de zor oluyor ve yeniden bir iş fikri arama sürecini gerektirebiliyor bu süreç. Fizibiliteden söz ettik. Fizibilite, yapılabilirlik çalışmasının aslında adı. Bu yapılabilirlikte nelere bakılıyor? İşte öncelikle pazara bakılıyor. Zaten belki daha önce de sözünü etmişimdir. Bir işletme için olmazsa olmaz olan ve önemli, hayati öneme sahip olan en temel unsur pazardır. Bu bir işin pazarının olup olmadığına bakılarak zaten o işin o işi kalkışıp kalkışılmayacak konusunda karar vermek gerekiyor. Pazarın varlığından sonra bu diğer araştırmalar da yapılır. Örneğin işte teknolojik bir araştırma, yani bu fikirle ilgili bir teknolojik gelişme var mı? Ya da bizim uyguladığımız teknik acaba bu üretim için uygun mudur? İşin bir de nesi yapılıyor? Ekonomik ve finansal analizi de gerçekleştiriliyor. Bu ekonomik ve finansal analizde işin işte kurulmasının maliyetinden başlayın, işletilmesinin maliyetine kadar, ne kadarlık maliyetlerle bu işin gerçekleştirilebileceği, daha sonra işin örgütsel yani yönetimsel kısmının nasıl gerçekleşeceğine değiniliyor. Ve daha sonra bir de önemli olan kısmı, birçok ülkede her konuyla ilgili yasal farklılıklar söz konusu. Nerelerden izin alınacak, bu iş nasıl yürütülecek gibi konular özellikle burada incelenir diyebiliriz. Temel bu araştırmalardan sonra fizibilitenin tamamlandığını, doğru varsayımlarla gerçekleştirilirse fizibilitenin tamamlanmasıyla artık iş fikrinin uygulamaya geçilmesine geçiyoruz. Burada da özellikle iş fikrinin fizibiliteden bir adım daha ileriye götüren araç nedir? İş planıdır. İş planı bir işletmenin tüm unsurlarını, tüm fonksiyonlarını gösteren bir yazılı belgedir. Bu belge işte finans planı, yönetim planı, üretim planı, araştırma geliştirme bölümü gibi bölümlere sahip olan bu plan, girişimciye o işini kullanırken, o işini yaparken kullanacağı bir kullanım kılavuzu gibi bir etki sağlar. Dolayısıyla da böyle bir kılavuza sahipseniz, ne zaman, nerede, ne yapılacağını, bu işleri kimlerin yapacağını bilmek ve buna göre de çalışmak çok daha sağlıklı bir sonuç üretebiliyor. Uygulama sürecine bakacak olursak, burada çeşitli aşamalar söz konusu. Bunlar da nelerdir? Öncelikle bir yatırım süreci, yani o işletmenin üretim yapabilmesi için ya da tüketiciyle buluşabilmesi için ne kadarlık bir yatırıma ihtiyaç var?
bunun nasıl ve nereden elde edileceğinin hesaplanması gerekiyor. Sonrasında piyasaya çıkış süreci ele alınmış oluyor. Ve bir değerlendirme ile beraber sonra tekrar öğrenme ve arama süreçlerinin yeniden başladığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla buradaki iş planı uygulaması girişimciyi çok rahatlatan ve işini nasıl yapması gerektiğini gösteren en temel uygulamalardan birisidir diyebiliriz. Biliyoruz ki girişimcilerin şu anda yürütmekte oldukları işler önce neyle başlar? Önce bir düşünceyle başlar. Önce bir fikirle başlar. Daha sonra bu fikir uygulama alanı bulur ve ticarileşerek tüketiciyle buluşabilir. İş fikri özellikle şu kriterleri sağlamalıdır diyoruz. Bu iş fikrinin karşı taraf için bir fayda üretmesi gerekli. Şimdi dünyada o kadar çok sayıda girişimci adayı ve sürekli olarak patentle uğraşan insan var ki bazen bu üretilen şeyler gerçekten tüketicinin ihtiyacı olmayabiliyor ya da müşteriye bir fayda sağlamayabiliyor. İşte bu anlamda iş fikrinin özellikle müşteriye bir fikir sağlamasının önemli olduğunu söylemeliyiz. Rekabette sizi ileriye götürüyor olması gerekiyor. Neden? Çünkü rekabet sonuçta dinamik olmayı, tetikte olmayı gerektiren bir durum. Bu nedenle de burada özellikle bu bağlamda bir faydayı sağlaması gerekiyor diyebiliriz. Bir de iş fikrinin aslında şu üç soruya cevap vermesi lazım. Bakın ilk soru zaten benim biraz önce söylediğim soru aslında. Yani sizin ürününüzün ya da hizmetinizin acaba bir talebi var mı? Bunu talep edecek müşteriler söz konusu mu diye bakmak lazım. Birçok girişimci adayı tüketicilerin üretmeyeceği ve kullanmayacağı bazı icatların peşinden çok büyük bir tutkuyla giderek bazen de bir başarısızlık durumunun ortaya çıkmasına neden olabiliyorlar. İkincisi bu üretilebilecek bir şey midir acaba? Yani bu üretilebilirlik şununla ilgili. Birincisi bu fikri üretebilecek bir tesis ya da ölçek söz konusu mu? İkincisi bu üretilebilecek tesise sahip olana kadar bir denesi var. Bu işin bilgi boyutu var. Acaba o ürünü ya da hizmeti üretmeye bir yeteneği var mı girişimcinin? Bu sorunun cevabının da doğru verilmesi gerekiyor. Ve sonunda da bundan para kazanılıp kazanmayacağı önem kazanıyor. Yani işin ekonomik boyutu devreye giriyor. Ve birçok girişimci doğru düzgün bir hesaplama yapmadan, yani para kazanıp kazanamayacağını bilmeden burada bir hata yapmakta ve çok düşük bir miktardaki parayla yaşamlarını sürdürebileceklerini düşünmeye çalışabiliyorlar. Peki bu yeni fikirler nasıl ortaya çıkar diye bakacak olursak, örneğin siz kendinizi mesela yaratıcı buluyor musunuz? Evet. Yaratıcı yönünüz var mı? Var. O zaman ne mutlu size, yani yaratıcı hissediyorsanız kendinizi. Özellikle yaratıcı yeteneklerin bizim genlerimizden de kaynaklandığı biliniyor bu yeteneğinin. Ancak daha sonra özellikle sadece bu yeteneğin varlığı değil, bu yeteneği çalıştırmak da önemli değil mi? Bu yeteneği realize etmek, günlük yaşantıda bunu kullanır hale gelmekte önemli. Bazı insanlar yaratıcı olduklarının farkına bile varamıyorlar. Neden? Çünkü bir uygulama alanı bulmadıkları için. Bu konuda uygulama alanı bulmak da oldukça güç bir iş. İşte bu yeni fikirleri ortaya çıkartırken bir noktada yapılan faaliyetlerden bir tanesi de ilişkilendirme adını verdiğimiz faaliyet. Bu da ne demektir? Farklı insanların farklı insanlarla bir araya gelmesi. Farklı
profesyonel alanların bir araya gelmesi burada önem kazanıyor. Yani bu ne demektir? İşte bir iktisatçıyla bir mühendisin, bir kimyacıyla bir hukuk mezununun beraber çalışması aslında başlangıçta hiç aklımıza gelmeyen bir takım sorular ve çözüm önerileri ortaya çıkartabiliyor. Bu nedenle de bu ilişkilendirmeyle de yeni fikirlerin ortaya çıktığı söylenebilir. Bir diğer noktada sorgulama konusu. Sorgulama konusunda özellikle şunu unutmamak gerekli. Soru dediğimizde hemen aklımıza ne geliyor? Cevap geliyor. Sorudan ziyade doğru soruyu sorabilmek daha önemli. Cevabınızın olmaması belki daha da iyi bir şey birçok alanda girişimci olurken. Yani sıfırdan daha hiçbir şekilde format bir anlamda atılmamış olarak çok daha kolay bir şekillendirme süreci de ortaya çıkabilir. İş fikirlerini yaratırken neler yapıyor girişimciler? Öncelikle biraz önce söylediğimiz şeylerin dışarısında gözlemleme önemli dedik. Girişimciler oldukça iyi gözlem yapan ve bunları yeri geldiğinde bu edindiği bilgileri çok kolaylıkla kullanabilecek bir kişilik özelliğine sahip olmalı. Bir diğer nokta sürekli denemek. Yani bu bazen deney yapmak olabilir, bazen başka bir şey olabilir, ancak bu süreci sürekli olarak denemelerle devam ettirmekte büyük fayda var. Ağlar kurmak ne demektir acaba? Biliyor musunuz? Ağ kurmak ne demek? İletişime geçmek. Evet, iletişime geçmek ve yani farklı farklı insanlarla tanışmak ve bu farklı kişilerin oluşturduğu gruplarda yer bularak hem kendinizi tanıtmaya hem de çok farklı dünyadan bakış açıları olan insanlarla bu işleri tartışmak şansı da olabileceği için iş fikirlerini yaptırırken bu ağların kurulması da büyük önem taşır denilebilir. Evet, biraz da sorularımızın üzerinden devam edelim. İkinci soruda ne demiş kitabımız? Aşağıdakilerden hangisi herhangi bir iş modelinin kilit kaynakları arasında yer almaz? Daha önce bundan söz ettik. Kilit kaynakları içerisinde neler var neler yok. Dolayısıyla hangisi sizce? İdari süreçler. İdari süreçler değil mi? İş modelinin kilit kaynakları arasında idari süreçler yer almıyor. Üçüncü sorumuz, endüstrilerin kurallarını değiştiren radikal inovasyon türü hangisidir demiş. İş modeli inovasyonu değil mi? Çünkü özellikle bu var olan yapıyı tamamen değiştiren ve dönüştüren bir şey olduğu için iş modeli kavramı burada önem kazanıyor. Ana girişimcilik süreçlerinden birisi değildir diye sorulmuş sorumuz. Burada bakacak olursak ana girişimcilik süreci olanlar... Yenileme yok. İş arama bulma var, uygulama var, seçme var. Ama yenileme yok. Evet, iş fikirlerini yenileme bu süreçlerden birisi değil. Doğru seçenek dolayısıyla bu. Yedinci sorumuzda ne sorulmuş? Hangisi yapılabilirlik çalışmaları kapsamında yürütülen araştırmalardan biri değildir denilmiş. Araç olmayanlara bakarken işte pazar araştırması, teknolojik araştırma, finansal araştırma, yasal araştırmadan söz ettik hatırlayacaksınız biraz önce. Ticari anlaşmalardan söz etmedik. Dolayısıyla da doğru seçenek burada ticari anlaşmalardır diyoruz. Son olarak da bir iki sorumuz daha var. Hangisi iş planının temel özelliklerinden birisi değildir denilmiş. Burada özellikle girişimcinin inisiyatif kullanan birisinin olması gerektiğinden söz ettik.
8. sorumuzun doğru yanıtına bakacak olursak, burada iş planının temel özelliği güçlü varsayımlara dayanması önemlidir bir iş planının. Kanıtlarla desteklenmiş varsayımlar olması önemlidir. Girişimciye objektif ve eleştirel bakış açısı sağlayan bir doküman olması önemlidir. Girişimcinin çevreyle iletişimini kuran, yani işte fon sağlayıcılarla iletişimini kuran bir belge olması önemlidir. Ancak bunun geniş kapsamlı olması bir önem arz etmez. Dolayısıyla 8. sorumuzun C seçeneğinin doğru olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir iş fikrini sıradan bir iş fikrinden ayıran özelliklerden değildir denilmiş 9. soru içinde. Müşteriye fayda sağlaması doğru. Rekabet avantajı getirmesi doğru. Paydaşlara ve sermayeye kazanç sağlaması doğru. Üretimi görece kolay olarak olması doğru. Ancak işletme tarafından arz edilmesi doğru seçenek değildir diyebiliriz. Evet, böylece iş modeli konumuzu tamamlamış olduk. Sizler de yine tekrar bir çalışıp göz atarsanız iyi olur. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.